Geldik tasarım ile örgü köşemizdeyiz. Şöyle güzel şöminemizi yaktık, kahvelerimizi aldık, örgülerimizi aldık, oturduk Tülin ablayla baş başa. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Biz yemeklerimizi yaptık, tadımlarımızı da yaptık. Bugün konum hatta İzmirliydi. Evet. Senin de baban İzmirliymiş. Evet. Değil mi? Böyle oradan güzel güzel aslında şey, biraz sohbet ettik, hatta bana boyoz getirmiş. Yemek için sever misin çok boyozu? Güzel, değil mi? Şahanedir. Ben de hemen ufak ufak atıştırdım. Şimdi bugün güzel şeyler anlatacak sevgili Tülin abla bize. Ne anlatacaksın bize? Pelin'cim, bütün dünya vitrinlerinde bir işleme fırtınası var. Evet, Türkiye'de. İnanılmaz ama her yerde var. Türkiye'de de aynı şekilde bir işleme fırtınası var. Biz bugün el örgüsünde bir el örgüsü ipliği kullanarak, şöyle bir el örgüsü ipliği kullanarak işleme tekniklerinden kurdele işi tekniğini el örgüsüne aktardık. Batik iplik bu değil mi? Evet, batik iplik kullanıyoruz. Şallarımızda, el örgüsü, diğer ürünlerimizde çok güzel bir çalışma yapacağız bugün. Bana böyle biraz göstersen acaba bugün ne anlatacaksın? Ben de şöyle bir şimdi bakayım. Pelin'cim şöyle... Bu aslında bir şal. Evet, bir etol gibi. Açalım şöyle. Evet, etol gibi geniş, geniş bir şal. Burada bu çalışmayı anlatacağız. Şunu anlatacaksın. Aslında bu işlemeler ve bu yani bir şeye sabit kalmak zorunda değiller aslında. Tabii tabii, tabii tabii. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi yapabilirler. Bunu göstereceğim, anlatacağım zaten biraz sonra. Yine çok böyle güzel. Bir tane atkı bere tam zamanı. Ha, o da takım. Evet. Bu işte bak bu batik iplik değil mi? Batik artık iplik. Anladım. Bak artık iplikleri tanıyorum çünkü az çok. Yani bir sürü ayrı ayrı yumak iplik kullanmak yerine aslında tek bir yumakta bir sürü renkten buradan faydalanabiliyorlar. Tabii tabii. Tek bir yumak. Biraz önce gösterdiğim gibi tek bir yumak kullanıyoruz. Bunun içerisindeki bütün renklenmeleri böyle tek bir üründe gösterebiliyoruz. Zor mu peki? Çok kolay. Çok kolay değil mi? Sen bile yapabileceksin peki. Ben bile yaparsam. O kadar inanıyorum, sen bile yapabileceksin. Çok kolay. Gerçekten. Çünkü. Gerçekten. Görmeyeyim şöyle onu o zaman üstüm. Aa bunun takımı da var. Evet, dur, beresi onu da var. Gösterelim. Evet, onda beresi var. Beresiyle takım. Yani buradaki motifin aslında bir parçası buraya olabilir. Birbirine bağlantı olursa takımlar daha şık duruyor değil mi? Hanımlar çok güzel bir şey. Genelde siyah ya da böyle kremin üstüne bence bu tip renkler çok daha kendini gösteriyor. Tabii. Alayım şöyle bir omzuma da. Bir şey değil mi? Zaten kış da geldi. Bu tip şallar inanılmaz kurtarıcı oluyor. Nerede? Bu biraz daha atkı gibi sanki değil mi? O atkı, evet. Bu biraz daha atkı gibi. Şöyle mikrofonu da çok kapamayayım. O ama atkı. Şu geniş olanlar biraz daha etol gibi geniş olanlar, etol, beresi var onun. Dökümlü beresi. Şimdi tekniğin çok kolay olduğunu zaten göstereceğim. Peki mesela bunun için atıyorum şalda yaptık, desenleri işte berede yaptık ama böyle şey de olabilirim. Atıyorum mesela örgü çantalarda bir ara annem her bana şey, çok örerdi. Her şey de olabilir Pelin'cim. Öyle güzel bir çalışma öğreteceğiz ki bugün. Zaten bilenler biliyor kurdele işini. Şöyle o da çok aksesuar güzel. Olarak, tablo olarak evlerinde de yapabilecekler. Bu aynı çalışma mı peki? Aynı çalışma. Gerçekten. Aynı çalışma. Nasıl gerçekten. Oluyor? Aynı çalışma. Vallahi süper. İplik renklenmeleri o kadar etkili yaptı ki bu kurdele işi çalışmasını inanılmaz oldu. Gerçekten vallahi çok güzel oldu. Aslında çok pratik yani hani böyle gözünüzü korkutmasın çünkü en güzeli de bir iplikte bütün renkleri aslında bulabilmeniz. Tamamen artık eskiden örgü daha böyle büyüklerimizin yaptığı bir çalışmayken şimdi bütün artık gençler inanılmaz sevdalı bu işi. Ben biliyorum birçok oyuncu arkadaşımla sette boş vakitleri de alıyor böyle örgüsünü, şişini. Direkt böyle boş vakitlerini değerlendiriyor, artık stres atıyor. Sen de alırsın. Sen zaten de alırsın. Sen bana öğrettin öğrettin artık değil mi? Şimdi ben sizi sevgili Tülin ablayla baş başa bırakacağım. Artık bu kurdele işinin teknik tabii detayları var. Örgü severler bunu gayet iyi biliyor. Bunun püf noktalarını size vereceğiz. Sonra kapanışta tekrar birlikte olacağız. Evet, şimdi sıra geldi. Bu gördüğünüz çalışmaları nasıl yapabileceğiz? Nelere dikkat edeceğiz? Nasıl bir iplikle yapılmış bunlar? Bu fikirleri vermeye. Burada aslında sizlerin bildiği bir teknik bu. Kurdele işi. Şu anda ben bu tekniği biliyorum diyenleri duyar gibi oluyorum. Evet, kurdele işi tekniğini pek çok hanım biliyor, kurslarına gidiyor. Bunu biliyorum. Burada biz sadece bir el örgüsü ipliği kullanarak bu çalışmaları yapacağız. Yine daha önceden ördüğünüz el örgülerin üzerine olabilir. Yine gösterdiğimiz gibi bu örgülerden örebilirsiniz. Kazak, hırka, yelek. İstediğiniz gibi her türlü el örgüsünün üzerinde uygulayarak kullanabileceğiniz çok keyifli bir çalışma. Biz burada bere boyunluk çalışmalarını artık göstermeyeceğiz, şal çalışmalarını. Bunları siz istediğiniz gibi örebilirsiniz. Biz bu çalışmalarımızda angora ipliği kullandık.
İpliği iki kat yaparak bere ve atkı yaptık. Yine tek kat yaparak şal çalışması yaptık. Bunların üzerine bu tekniği uyguladık. Burada önemli olan kullandığımız iplik. Bu iplik enli, yumuşak, hafif. Bu çalışmaya çok uyan bir iplik oldu. Çok etkili bir iş ortaya çıktı. Hem de işlemeyi hanımlar bilirler. Çok uzun sürelerde yapılan işlerdir. Bu iplik bizim bu çalışmaları çok kısa bir sürede yapabilmemizi sağladı. Kalın bir iplik olduğu için birkaç hareketle objeleri, şekilleri rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Batik bir iplik. Her renk için ayrı iplik almamıza hiç gerek yok. Buradaki renklenmeleri internetten çıkardığımız resimlere, şekillere veya buradan aldığınız resimlere göre rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Böyle ortaya tablo gibi görünümler çıkacak. Özellikle de batiğin tonlarının birbirine geçiş yerleri böyle şekillerde daha bir doğallık katacak yaptığımız çalışmalara. Tablo gibi görünümler ortaya çıkacak. Bu arada tablo demişken şunu da göstermek istiyorum size. Evlerinizin duvarlarını da böyle süsleyebilirsiniz. Tablolar yapabilirsiniz. Yine aynı ipliği istediğiniz çizgiyi alarak bu şekilde çalışabilirsiniz. Burada da bir tane var. Böyle de güller yapabilirsiniz. Batik ipliğin tonları tek bir yumakla size böyle görünümler yapmayı sağlayacak. Evet, sizlere bu fikirleri de verdikten sonra artık siz nerelere getireceksiniz işi ben tahmin bile edemiyorum. Kurdele işi artık el örgüsünde. O zaman başlayalım bakalım nasıl yapıyoruz biz bu kurdele işini el örgüsünde. Şimdi öncelikle bizim bir ütüye ihtiyacımız var. Ütümüzü alıyoruz. İpliğimiz enli bir iplik olduğu için şöyle kalın bir iplik. Bu işe biraz daha yatkın hale getirebilmek için biz bunu ütülüyoruz. Şöyle ütü masamıza koyuyoruz, buhar veriyoruz, en son ısıya getiriyoruz, ipliği çekiyoruz. Ütünün altında ipliği çekeceğiz, şöyle. Çekerek, yani sürterek ütüleme yapmıyoruz. Böyle çekerek, ipliği çekerek inceltiyoruz, biraz eziyoruz, yani böyle yassılaştırıyoruz. Şöyle çekiyoruz ipliği. Bu şekilde ipliği ütüleyeceğiz. Şimdi ütülediklerimizi göstermek istiyorum size. Oradan daha iyi anlayacaksınız nasıl yaptığımızı. Evet, şimdi şöyle ipler elde ediyoruz. Bunları rengin tonuna göre ayırabilirsiniz. Şimdi bu simsiz bir iplik. Şöyle batik ipliğimizin böyle renklerini bölümlere ayıracağız. Tabii yapacağımız şekle göre keseceğiz bunları. Böyle rengarenk iplikler elde edeceğiz. Yeşiller, fuşyalar, hardallar. Böyle 6'ya yakın bir ton var bir batikte. Bu da tabii bizim için çok büyük bir avantaj. Tek bir yumakla bu kadar renklenmeyi sağlayabilmek çok avantajlı. İplerimiz yassı hale geldi ütüyle. Başlayalım şimdi çalışmamızı nasıl yapacağız? Bir de bizim burada ipliğin başka bir özelliğinden yararlanma durumumuz var. Bu ipliğin içerisinden çıkardığımızda diğer ucunu, bu uç sökülüyor. Genelde içeriden oluyor. Ama sökülmezse de makasla keserek bir kez daha deneyebiliriz bunu. Şöyle ipliğin ucundan açarak böyle ipliği yavaşça çekiyoruz. Yavaş yapmamız önemli. Bir kere de çekmiyoruz, tıkanır. Bakın iplik sökülüyor. Şimdi ne oldu? Bizim hem kalın ipliğimiz hem de ince ipliğimiz oldu. Bu bize nerelerde yardımcı olacak? Bu çalışmaları yaparken böyle aralara iğne ardı çalışmalar katabiliriz. Bakın burada ipliği, düz bir parçayı böyle kestik, ütülemedik. Şu dalları yaparken o ince iplikle üzerinden sardık. Bu konuda bize ince iplik çok yardımcı olacak. Şimdi geçelim artık. Örgümüzü ördük diyorum. Şöyle yastığın üzerinde yine göstereyim. Şimdi böyle yastık üzerinde daha rahat anlaşılacak. Örgülerimizi ördük. Bu çalışmayı nereye yerleştirmek istiyorsak alacağız. Tek kat da olabilir tabii, iki kat da olabilir. Onu zaten baştan söylemiştim. İğnemiz kalın bir iğne olacak. Şöyle bu kalın bir iğne, rahatlıkla ipi geçirebilmek için. Buradaki mantık şu, zaten internete de kurdele işi tekniği yazdığınızda size çok yardımcı olacak. Oradan izleyerek sadece bu ipliği kullanarak
aynı çalışmaları yapabileceksiniz. Ben bunları göstereceğim. Bir çiçek nasıl yapılır? Şuradaki çalışmalar için hangi hareket yapılmalı? Zaten tek bir hareket, aynı şey. Sizler anlayacaksınız zaten. İğnemizi örgümüzün üzerinden hangi şekli yapmak istiyorsak şöyle yukarı çekiyoruz. Biraz iğneyi böyle yuvarlak yaparak çekersek daha rahat yaparsınız. Çektik. İpliği biraz şöyle bombeli tutabiliriz. Zaten bu yumuşak ve geniş yapı bize bunu çok rahat sağlayacak. İğnemizi alıyoruz. Çalışmanın üzerinden ne kadar büyüklükte yapmak isterseniz çiçekleri şöyle geçiriyoruz. İpliğin üzerinden çok rahat geçiyor zaten. Böyle çekiyoruz alttan. Şimdi burada parmağımın üzerine geldi bir bölüm. Bunu isterseniz bırakabilirsiniz, isterseniz daha çok çekebilirsiniz. Bakın şöyle çekilmiş. Fakat burada biraz daha bırakılmış. Bu sizin tercihinize bağlı. Böyle bir çiçek yapacağız. Yine ipliğimizi ortadan yukarı çıkaracağız. Böyle yuvarlak bir şekil yapacağız. Yine aynı şekilde hafif bombeli bırakıyorum. İğnemizi üzerinden geçiriyoruz. Alttan çekiyoruz. Şöyle. Tabii ipliğimiz dönük olmamasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde yavaşça çekerek bırakıyoruz. Çok kolay. Çok kısa bir sürede bu enlilikte kısa bir sürede bu çiçeği yapabileceksiniz. Normal işleme yaptığımızda düşünün, böyle bir çiçeği yapabilmek için saatlerce ince iplerle işlememiz gerekir tabii. Evet, şöyle ipliğimiz dönmeyecek. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi ben çiçeği tamamlayayım. Tekrar öbür çalışmalara geçelim birlikte. Bu şekilde çiçeğimizi yapıyoruz. İpliğimiz altta. İpliğimizi kesiyoruz. Yine özelliğinden yararlanarak böyle çektiğimizde bu inceliyor. Bunu böyle incelterek tığ ile burada gizliyoruz. Şimdi gelelim ince iplikle şöyle ortalarına tohum işleri çalışabilirsiniz. Bir de onu gösterelim. Şöyle. Sizler zaten bu teknikleri çok iyi biliyorsunuz, ben eminim. Sadece kullandığımız materyal kalın el örgüsü ipliği olacak. Şimdi orta bölüme geçtik. Hatta yastığı da bırakabiliriz artık. Elimde yapabilirim. Bu şekilde ince ipliği gevşek olarak iğnemizin başına doluyoruz. Bunu istediğiniz kadar dolayabilirsiniz. Büyük isterseniz büyük, küçük bir şey isterseniz küçük. Böyle çekiyoruz. Evet, tekrar içeri batıp tekrar iğnemizi çıkarıyoruz. Yanına bir tane daha çalışacağız. Bir, iki, üç, dört kere, beş kere. Bu şekilde tohum işleri yapabilirsiniz. Benim şu anda iki tane yapmam yeterli olacak galiba. Evet, böyle ortayı tohum işleriyle dolduruyoruz. Bunu da kilitleyelim. Şimdi çalışmamızın üzerindeki iğne ardını da gösterelim. Biz tığıyla tabii çok zincir işi çalışmaları yaptık. Bu da iğneyle yapılan zincir işi. Tabii bunları desenlerin değişik yerlerinde kullanacaksınız. İğne ardı da çok kolay. Bu şekilde iğneyi batırıyoruz. Ortadan çıkarıp çekiyoruz. Yine batırıyoruz. Dibinden yukarı çekiyoruz. Böyle iğne ardı çalışmasıyla dalları yapabiliriz. İstediğimiz yerlere bunu kullanabiliriz. Düz renklerle çalışabiliriz. Bu ipliğin düz renkleriyle de bakın böyle papatyaları yapabilirsiniz. Burada batik demiştik. Yine
zincir işi de var. İğneyle zincir işi de yapılabilir. Şöyle zincir işiyle ilerleyelim. Şöyle yapmaya çalışayım. İpliği kırdım, içerisinden geçirdim, yani büktüm. Zincir işi yapıyorum. İğneyle zincir işi. Şöyle iğneyi geçiriyoruz. Böyle yukarı çekiyoruz. Biz tığıyla tabii çok zincir işi çalışmaları yaptık. Bu da iğneyle yapılan zincir işi. Böyle ilerleyebiliriz. İstediğiniz yerde bu çalışmayı da kullanabilirsiniz. Zannediyorum anlaşıldı. Burada başka bir fikir daha vermek istiyorum sizlere. Tabii tek renge bağlı kalmamalıyız. Biz böyle siyah zemin üzerinde simli ipliklerle her tonu kullansak, pek çok değişik tonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Etkili çalışmalar ortaya çıkacak. Yine açık renkte de kullanabiliriz. Sadece koyu renklerde değil, böyle öreceğimiz ürünleri açık renkle öreriz. Üzerine bu renklerle çalışırız. Bunlar da çok güzel olacak. Çünkü onların içinde de 6'ya yakın ton var. Rahatlıkla kullanabileceksiniz. Yine bir fikir daha sizlere verelim. Aslında evet şöyle. Açık renk üzerinde simli veya simsiz bu şekilde de çalışabilirsiniz. Evet biz göstermek istedik. Umarız yardımcı olabilmişizdir seçeneklerle, renk seçenekleriyle. Sizlere kolay gelsin diyelim. Ben şimdi Pelin'in yanına geçeyim, oradan devam edelim. Tülin ablacığım, teknik detaylarımızı verdik az önce seyircilerimize. Çok zor olduğunu düşünmüyorum açıkçası, çok değil mi? Çok kolay, çok kolay. Sen bütün zaten detaylarını öğretmişsin. Hepsini anlattık. O zaman ben bunu sana hediye etmek istiyorum. Gerçekten. Önümüz kış, evet. Oh, şal da benim oldu. Hadi bakalım. Alayım çok şöyle. Çok da yakışacak eminim. Ya şu siyahı da çok beğendim ama bu da yeşil de fena olmayacak. Şöyle papatyalarla. İkisi çok moda evet. Bir renk haki. Evet, bu da güzel. Sen şimdi tabii bütün detayları hepsini anlatmak televizyonda belki çok kolay olmayabilir. Hı-hı. Ama artık örgü severler çok hakimler. Sen Hı-hı. en ufak anlattığın o püf noktalardan oradan hemen yakalayıp Hı-hı. artık kendilerine, onların hayal gücüne kalmış. Nasıl desenler isterseniz, nasıl renkler kullanmak isterseniz bunu artık size bırakıyoruz. Her şey sizin elinizde. Yeter ki isteyin, her şey olur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.